aldığımızda %15'lik bir zam yapılması gerekirken %40'lık bir zam oranı vatandaşın tepkisini çekti. Gerçekten bir hayli fazla. Hükümet yetkilileri, daha doğrusu Maliye Bakanı açıkladı, daha sonra zamdan sonra da konuştu ve biz savunma bütçesine ayıracağız, buradan gelen parayı direkt savunma fonuna akacak dedi. Peki niye binek otomobiller, niye MTV kaynak başka şekilde sağlanamaz mıydı? Buyurun. Bu soruları tüketiciler de soruyor zaten. Esasen tüketiciler vergi yükünün azaltılması beklentisi içindeyken bu tür vergide artış gerçekten tepki çekiyor. Tüketiciler cidden tepkililer. Çünkü biliyoruz ki anayasanın 73. maddesi herkesin mali gücüne göre kamu giderlerine katkı sağlamasını öngörmesine rağmen piyasada çok lüks yaşayan, refah içinde yaşayan, çok harcama yapan on binlerce, yüz binlerce kişi vergi listelerinde adını göremediğimiz bir yapı sergiliyorlar. Vergi ihtiyacı var ise devletin gelirini oralardan karşılaması gerektiği inancındayız. Nitekim anayasanın 2. maddesi sosyal devlet ilkesini benimsemiştir. Bu tür toptancı yaklaşımlar, yani zengin fakir ayrımı yapmadan vergi artışları anayasanın 2. maddesine de aykırı. Gene anayasamızın 172. maddesi devlete tüketicileri koruması için ödev veriyor. Örgütlenmeleri ve onların haklarını kullanabilmeleri için devletin ödevi var. Bu noktada vergi artışının %40 gibi, zaten her yıl yeniden değerleme oranında yapılıyordu. %40 oranı gibi yüksek bir oranda yapılması, zengin fakir ayrımı yapılmaksızın herkesi bir kefeye koymak olur ki henüz daha bu taslak veya tasarı halinde, ancak gerek Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığından gerek Maliye Bakanlığından son anda yapılan açıklamalar biraz daha ılımlı, daha lüks otomobillerden daha yüksek vergi, daha düşük değerli araçlardan ise daha az vergi alınacağı şeklinde bekliyoruz. Ama şunu ifade etmeliyim ki yüksek oranda bir vergi tek düze olarak getirilirse bizim boynumuzun borcudur. Bu konuda gerekli hukuksal girişimleri yaparız. Hukuk komisyonumuzdaki değerli hukukçu gönüllülerimizle birlikte çalışır. Gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne kadar da konuyu taşımak için gayret sarf ederiz. Çünkü gerçekten tüketici vergi yükünün azaltılmasıyla biraz daha hayat seviyesinin, yaşam kalitesinin yükseltilmesini beklerken böyle yüksek bir vergiyle karşılaşması tepkilere neden oluyor. Az önceki sorumu biraz daha siz olayı genel değerlendirdiniz. Niye motorlu taşıtlar vergisi ve sadece binek otomobiller özelinde böyle bir artış öngörülmüş olabilir? Hükümetin acaba bir taşla iki kuş vurma gibi hem kaynak edimi hem de farklı bir yoldan bir kazanç sağlama gibi bir isteği mi var? Niye sadece binek otomobiller ya da işte şans oyunları değil de, evet onlara da zam geldi ama bu kadar yüksek değil, ya da kira gelirleri vesaire, niye MTV, motorlu taşıtlar vergisi? Aynı soruyu bizler de soruyoruz. Neden motorlu taşıtlar vergisi? Bugün bir işçinin evinde iki kişi çalışıyorsa kapısında bir küçük otomobil bulunmasını arzu ediyor. İkinci el bir mütevazi otomobil alıyor. Hafta sonunda çoluğunu çocuğunu alıp bir gezmeye götürmek istiyor. Pikniğe götürmek istiyor. Artık günümüzde otomobil lüks değil. İhtiyaç. Buzdolabı gibi, televizyon gibi temel ihtiyaçlardan biri olarak görülüyor. Devletin görevi de vatandaşın huzurlu, refah içinde yaşamasını sağlamak olduğuna göre biz de soruyoruz. Neden motorlu taşıtlar vergisinde enflasyonun yaklaşık 4 katı bir artış yapılıyor? %11 olarak ilan edildi. Ücretlilere yapılan zamlar %4+3,5 gibi. Memura, işçiye verilen ortada. Esnafın durumu ortadayken böyle toptancı bir vergi artışı gerçekten can acıtır. Ve biz hukuksal olarak bununla ilgili gereken girişimleri de yapmakla kendimizi ödevli hissederiz. Evet Sayın Ağoğlu, motorlu taşıtlar vergisi özelinde sadece durmayalım.
Malumunuz zaten her yılbaşında yani 1 Ocak itibariyle çeşitli kalemlere zam gelir. Bu bilinen bir şey. Peki enflasyon ne olacak? Yeni yılla birlikte işsizlik durumu ne olacak? Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Merkez Bankası'nın açıklamaları iyimser. Gerek büyüme rakamlarında, gerek enflasyonda ciddi olumlu gelişmeler ortaya çıkacağını ifade ederken bu tür yüksek vergi oranlarından söz edilmesi rahatsızlık veren bir sebep de bu. Ancak böyle yüksek bir oranda vergi hayata geçirilirse bunun enflasyona da bir olumsuz etkisi olacağı muhakkaktır. Cep telefonlarından alınan vergilerde de bir indirim olacak. Ancak bizim için belirsizlik var. İnternetteki vergi oranı %5 iken %7,5'a çıkartılacak. O arttırılacak. Ancak %25 olan özel iletişim vergisinin de %7,5'a indirileceği söyleniyor. Peki şimdi sormak lazım. Bugün cep telefonu paketi kullananlar tarife paketinde diyelim 3000 dakika var, 3000 SMS var, 3 GB'da internet var. Evet. Ödediği 50 lira paket ücretinin ne kadarını internet için ödüyor, ne kadarını kısa mesaj için ödüyor, ne kadarını konuşma için ödüyor. Bunları da bilmiyoruz ki siz biliyor musunuz tarife paketinizin hangi tutarındakini internet için, hangi tutarı görüşme için ödediğinizi? Ben şahsen bilmiyorum. Ben bunlar ayrıntılı olarak önümüze konmuş değil. Bize ilan edilen fiyatlar 50 liralık pakette şunlar var, 30 liralık pakette bunlar var şeklinde. Hı. Ayrı ayrı fiyatlandırmanın da mutlaka şirketçilere bildirilmesi lazım. Aksi halde konuşmadaki vergi indiriminden vatandaş yararlanamaz. Yani bilemez yararlanıp yararlanmaması gerektiğini. Orada da açıklık gerekiyor. Şans oyunlarında veya alkollü içkide getirilecek vergi artışları için bir şey diyemeyeceğim. Hı hı. Onlar devletin ihtiyacı var ise kaynak bulmaya düşünülebilir. Ama o kalemlerin dışında da konuşmamın başında ifade ettim. Çok müreffeh hayat yaşayan, çok para harcayarak yaşamını sürdüren on binlerce, yüz binlerce insanın vergi listelerinde adını göremiyoruz. Neredeyse bir asgari ücretli kadar vergi ödemiyorlar. Oralara yönelilmesi lazım. Yani harcama kalemlerinden ve harcama tarzından, miktarlarından kişilerin gelir durumları da tespit edilebilir. Bu da bir yöntemdir. Dünyada uygulanan bir yöntemdir. Bu nedenle dar gelirli vatandaşları da etkileyebilecek vergi artışlarına karşı hükümetimizin çok daha özenli tavır alacağına biz inanıyoruz. Aksi halde üzerimize düşen misyonumuz gereği bunu hukuksal yönde karşı çıkarak vergiye taşımaktır. Kanunlar hakkında iptal davası ancak Anayasa Mahkemesi'nde açılır. Teknik olarak da Anayasa Mahkemesi'ne ya Cumhurbaşkanı veto ettiği kanun aynı şekilde gelirse onu taşıyabilir veyahut ana muhalefet partisi bir üçüncü yolda parlamentodaki milletvekillerinin %20'sinin yani 110 milletvekilinin imzası gerekir. Dördüncü yol ise bağımsız Türk mahkemelerinin Anayasa Mahkemesi'ne götürme hakkı vardır. Bizlerin bireysel başvuru hakkımız doğması için iç hukuk yollarını tüketmemiz gerekiyor. Bu nedenle de yapmamız gereken vergi mahkemesinde bu kanunlaşırsa bu oranda oranın yüksekliğine dair dava açıp davamız kabul edilirse hakim tarafından kanunun o maddesi Anayasa Mahkemesi'ne götürülecek ve Anayasa Mahkemesi karar verecek. Davamız reddedilirse biz Danıştay nezdinde itirazda bulunuruz. İç hukuk yollarında çözüm bulamazsak o zaman bizim de bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıma imkanımız ortaya çıkacaktır. 2018 Sayın Maliye Bakanı'nın Erci Abal'ın açıklamalarına bakarsak şu anda neredeyiz, enflasyon çift halinde ve 2018 %7'ye çekilmesi düşünülüyor. Mevcut tablo göz önünde bulundurulduğunda bu mümkün mü? Tamamlayamadım Ozan Bey. Bir daha sorayım peki. Dün Sayın Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamalarına bakarsak şu anda enflasyon neredeyse çift halinde ve 2018 yılı için enflasyonun %7'ye kadar çekilmesi düşünülüyor, planlanıyor. Mevcut tabloda bu mümkün mü diye sordum.
Şimdi Maliye Bakanı söylüyorsa ona itibar etmek zorundayız. Nitekim ben de konuşmamın başında bundan bahsettim. Hı hı. Dedim ki Maliye Bakanımızın açıklaması, Merkez Bankası'mızın açıklamaları olumlu yönde. Dolayısıyla olumsuzluk yokken bu kadar fahiş oranda bir vergi artışının da vatandaşa yansıtılmaması lazım. En azından küçük ve değeri daha düşük araçlarda vergi oranı muhafaza edilmeli. Hatta mümkünse bir miktarda indirilmelidir. Zaten her yıl motorlu taşıtlar için ödeyen vatandaşlarımız yeniden değerleme oranında artırılmış şekilde ödüyorlar. Yani hükümetin önceden belirlediği, Maliye Bakanlığı'nın belirlediği oranda bunlar arttırılıyor. Bu sene 1000 lira ödeyen önümüzdeki yılda 1000 lira ödemiyor. Ama şu anda ortaya çıkan bu tabloyla yasalaşırsa 1000 lira ödeyen 1400 lira ödeyecek. Bu önümüzdeki yılları da sarıyor olacak. Evet. Dolayısıyla hane halkı bütçesinde ciddi bir yer oluşturacak. En önemlisi de bir araç satın alan kişi onun vergisini bakıyor. Bu vergiyi ben ödeyebilirim diye hesap edip aldı. Şimdi aniden beklenmedik böyle bir artışla karşılaştığında ne yapacak? Aracı satılığa çıkaracak herhalde. Çünkü beklemediği bir gelir. Evet. Onun aracı satın aldığı andaki vergi oranı bu şekilde yüksek değildi. Bu beklenmedik sürpriz bir gelişme oldu ki tatsız bir sürpriz olarak nitelendirmek ancak mümkün buna. Yani Kuzey Irak'taki mevcut gelişmeleri, referandumu ve Kuzey Irak'la Türkiye arasındaki gerilimi düşündüğümüzde Vana meselesi, zira yıllık neredeyse 9-10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var Kuzey Irak'la. Programın başında da söylemiştim, 1500 Türk şirketi var ve bu şirketlere 2 milyar dolar civarında Barzani'nin bir borcu var. Baktığımızda Vana'nın kapatılması meselesi vesaire, az önce gerçi Sayın Gümrük Bakanı açıklama yaptı, müsterih olun, rahat olun dedi ama bu krizin herhalde bu MTV motorlu taşıtlar vergisinin artırılmasında önemli bir payı var değil mi? Olma ihtimali var, fakat biz dış politikanın ülkemizin insanları üzerinde olumsuz etki yapmasını istemeyeceğimiz gibi hükümetimizin her zaman ifade ettiği gibi bizim düsturumuzdur biliyorsunuz, yurtta sulh, cihanda sulh, barış içinde yaşanmasını düşünüyoruz. Kuzey Irak'taki gelişmeler, siyasi gelişmelerin olumsuz etkisi olabilir ama bunun dar gelirli sade vatandaşa en az şekilde yansıtılmasını veya hiç yansıtılmamasını sağlamak da kamu otoritesinin önemli ödevlerinden biridir. Dolayısıyla biz Kuzey Irak'taki bu siyasi gelişmeler neticesinde ana kapanması veya orayla olan ticaretimizin azalması sonucunu vatandaşın, hele ki dar gelirli vatandaşın hane halkı bütçesinden karşılamasının pek de şık olmayacağı düşüncesindeyiz. Her zaman söylüyorum, gelir düzeyi yüksek kesimin devletin giderlerine daha fazla katkı sağlaması zaten anayasamızın amir hükmüdür. Yani anayasa maddesinin hayata geçirilmesi yeterli olacaktır. Bunun dışında devlet tüketicileri korumakla ödevli olduğuna göre de tüketicilere külfet değil, onların yaşam standartlarını yükseltecek önlemlerle ortaya çıkması çok daha uygun olacağı kanaatindeyim. Sayın Aydın Ağoğlu, çok teşekkürler. Sağ olun, iyi akşamlar. Değerli izleyiciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadeleye dair çok önemli açıklamalar yaptı. Son bir